Merhaba arkadaşlar. Bugünkü pratiğimizin konusu pelvis iskeleti ve alt ekstremite iskeleti. Pelvis iskeletiyle başlayacak olursak, pelvis iskeleti 2 adet os coxa, 1 adet sakrum ve 1 adet de coccyx'in birleşmesiyle oluşan çok sağlam bir halka. İçerisinde sindirim ve üregenital sisteme ait organları barındırıyor. Bu iskeleti oluşturan kemiklerden birinin os coxa olduğunu söylemiştik. Burada os coxa'yı tek başına görüyoruz. Os coxa aslında tek bir kemik olmasına rağmen 3 ayrı kemiğin birleşmesiyle oluşan bir kemik. Bu kemikler os ilium, os pubis ve os ischium olarak adlandırılıyor. Bu 3 kemik 16-18 yaşında birleşerek tek bir kemiği yani os coxa'yı oluşturuyor. Os coxa'da bu 3 kemiğin birleşme yerinde bulunan geniş çukura biz acetabulum diyoruz. Acetabulum. Acetabulumda şurada aya benzer bir eklem yüzeyi bulunuyor. Buna fasies lunata adı veriliyor. Bunun dışında kalan şu çukura ise fossa acetabulum deniyor. Acetabulum biraz önce de söylediğimiz gibi femur başı ile eklem yapıp kalça eklemini oluşturan parça. Buradaki bir diğer önemli yapı foramen obturatorium. Şurada görmüş olduğumuz pubis ve ischium kemiklerinin birleşme yerinde bulunan foramen obturatorium. Os ilium, şurada görmüş olduğumuz coxa'nın en büyük parçası. Bir acetabulum yapısına katılan korpusu, bir de kanat kısmı yani alası bulunuyor. Kanat kısmının iç yüzüne biz fossa iliaca, dış yüzüne ise fasies glutea diyoruz. İç ve dış yüzlerin birleşmesinde üst kısımda bir krista bulunuyor. Bu kristaya krista iliaca adı veriliyor. Krista iliaca'ya baktığımız zaman ön kısmında 2 adet, arka kısmında da 2 adet 4 tane dikensi çıkıntı görüyoruz. Bu dikensi çıkıntılardan öndekiler spina iliaca anterior superior ve spina iliaca anterior inferior. Arkadakiler de spina iliaca posterior superior ve spina iliaca posterior inferior adını alıyor. Krista iliaca'nın bir dış dudağı, krista iliaca labium externum, bir iç dudağı, krista iliaca labium internum, bir de bu iki dudak arasında bir çizgi, krista iliaca linea intermedia bulunuyor. Os coxa'nın iç yüzünde fossa ile korpus arasında bir çizgi bulunuyor. Bu çizgiye linea arcuata diyoruz. Dış yüze baktığımız zaman ise burada 3 adet çizgi bulunuyor. Bunlar gluteal çizgiler. Linea glutea anterior, linea glutea posterior ve linea glutea inferior olarak adlandırılıyor. Coxa'yı oluşturan ikinci kemik os ischium. Os ischium şurada tutmuş olduğum kemik. Os ischium'un da yine acetabulum yapısına katılan bir korpusu ve bir kolu ramus osis iskisi bulunmak. Bundan başka arka kısımda bir dikelsi bir çıkıntı spina ischiaticası var. Görmüş olduğunuz gibi bu dikelsi çıkıntı 2 adet incisor çentiği oluşturuyor. Incisor ischiatica major ve incisor ischiatica minor. Bundan başka ischium'un en önemli parçası tuber ischiaticum adını vermiş olduğumuz şuradaki parça. Bu parça şurada görmüş olduğunuz gibi üzerine oturmuş olduğumuz parça. Arkadaşlar burada os coxa'nın dış yüzünden bakıyoruz. Spina ischiatica, incisor ischiatica minor ve majörden bahsetmiştim. Canlıda 2 adet bağ var. Çok önemli bağlar. Bu bağlar genel olarak sakrumdan başlayarak bir tanesi spina ischiatica'ya, bir tanesi de tuber ischiaticum'a uzanıyor. Ligamentum sacro spinale ve ligamentum sacro tuberale. Dolayısıyla biraz önce bahsetmiş olduğumuz iki çentik burada görüldüğü üzere iki deliğe dönüşüyor. Buradaki foramen ischiaticum majus, şurada da foramen ischiaticum minus'u görüyoruz. Foramen ischiaticum majus'un ortasından geçen musculus piriformis adını vermiş olduğumuz kas bu deliği tekrar iki deliğe dönüştürüyor. Üstteki delik piriform kasın üzerinde olduğu için foramen suprapiriforme, alttaki delik ise foramen infrapiriforme adını alıyor. Arkadaşlar burada da foramen suprapiriforme ve infrapiriformeyi kadavra üzerinde görüyoruz. Şurada musculus piriformis bulunmakta. Foramen musculus piriformis'in üzerindeki deliğe foramen suprapiriforme, altındaki deliğe de foramen infrapiriforme demişti. Foramen suprapiriformeden glutea superior damar ve sinirler,
geçer iken forman infrapiriformeden gluteal inferior damar ve sinirler, pudental damar ve sinirler, nervus cutaneus femoris posterior ve vücudun en büyük, en kalın siniri olan nervus ischiaticus geçiyor. Os coxae'yi oluşturan üçüncü kemik ise pubis kemiği, os pubis. Bir korpusu, iki kolu var. Birisi üst kol, ramus superior ossis pubis. Diğeri alt kol, ramus inferior ossis pubis. Os pubis'in alt kolu ile ischium'un alt kolu birleşerek ischion pubis kolunu, ramus ischio pubicus'u oluşturuyorlar. Bundan başka şurada ramus pubis'in üst kolunda bir belirgin bir çıkıntı var. Bu çıkıntıya tuberculum pubicum diyoruz. Tuberculum pubicum ile spina iliaca anterior superior arasındaki ligamana ligamentum inguinale ya da popart bağı adı veriliyor. Bir de iki pubisin birleşme yerindeki kıkırdağı symphysis pubis ve pubisin bu symphysis'e bakan yüzeyine de fasciae symphysialis adı veriliyor. Pelvis çapları özellikle doğum eyleminde çok önemliydi. Burada pelvisi görüyoruz. Pelviste promontorium'dan başlayıp linea arcuata, pecten ossis pubis, symphysis pubis ve aynı şekilde yine pecten ossis pubis, linea arcuata ve promontorium'da sonlanan çizgiye linea terminalis adı veriliyor. Linea terminalis'e sınırladığı geçide de apertura pelvis superior adı veriliyor. Apertura pelvis superior'un üzerindeki pelvis major, apertura pelvis inferior'un altındaki boşluğa da pelvis minor adını veriyoruz. Pelvisin doğum eyleminde çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Bunun için pelviste kullanılan 3 büyük çap bulunuyor arkadaşlar. Bu çapların 3'ü de promontorium'dan başlıyor. Promontorium'dan başlayıp symphysis pubis'in üst kenarına uzanan çapı anatomik çap, conjugata anatomica. Promontorium'dan başlayıp symphysis pubis'in orta noktasına ulaşan çapa conjugata vera, gerçek çap ve yine promontorium'dan başlayıp symphysis pubis'in alt noktasına ulaşan çapa da conjugata diagonalis adı veriliyor. Şurada conjugata diagonalis'i görüyoruz. Conjugata diagonalis en büyük çap olup yaklaşık 13-13,5 cm civarındadır. Conjugata vera ise yani promontorium'dan başlayıp symphysis pubis orta noktasına uzanan conjugata vera ise en dar çap olup yaklaşık 11 cm civarındadır. Uylu kemiği olan femura baktığımız zaman burada femurun önden görüntüsünü görüyoruz. Femurun bir başı caput femoris, bir boynu collum femoris bulunmakta. Collum ile diafiz arasındaki açıya collo diafizer açı adı verilmektedir ve yaklaşık 120-130 derece arasında bulunuyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman şurada iki adet çok belirgin çıkıntı görüyoruz. Bunlar trokantörler. Trokantör major ve trokantör minor. Trokantör major ve minor arasında önde bir çizgi bulunuyor. Bu çizgiye linea intertorakanterica adı verilir. Arkada ise yine iki trokantör arasında bir krista, keskin kenar bulunuyor. Buna da krista intertorakanterica adı veriliyor. Ve bu bölgede trokantör minorun hemen altında linea pectinea adı verilen bir çizgi. Trokantör majorun altında ise tuberostas glutea adı verilen pürtüklü bir saha bulunuyor. Daha da aşağıya indiğimiz zaman öne doğru çevirelim. Femurun kondillerini görüyoruz. Condylus medialis ve condylus lateralis. Kondillerin hemen üzerinde şurada iki adet epikondilimiz var. Epikondylus lateralis ve epikondylus medialis. İki kondil arasında önde bir eklem yüzü fasciae patellaris, arkada ise bir çukur fossa intercondylaris bulunmakta. Bacak iskeletine bakarsak, bacak iskeletinde iki kemikten bahsetmiştik. İçteki kemik tibia, dıştaki kemik ise fibula idi. Tibia'ya baktığımız zaman tibianın üst kısmında iki adet kondili görüyoruz. İç kondil medialis, condylus medialis ve dış kondil condylus lateralis. Yine üst kısma baktığımız zaman şurada iki adet tepecik var. Bunlar interkondiler tepecikler, tuberculum interkondilare mediale ve tuberculum intercondylare laterale. İkisine birden eminensiye intercondylaris adı da veriliyor. Bu kondillerin önündeki sahaya area intercondylaris anterior, arkasındaki sahaya da area intercondylaris posterior diyoruz. Bu sahalar çapraz bağların başlama yerlerini oluşturması açısından önemli. Biraz aşağı indiğimiz zaman şuradaki belirgin pürtüklü sahaya tuberostas tibia diyoruz.
Daha da aşağıya iniyoruz. Şurada çok belirgin bir çekiçe benzer bir çıkıntı var. İç malleol, malleolus medialis'i burada görüyoruz. Bacak kemiklerinden dışta olan fibulaya bakar isek, fibulanın üst kısmı. Buraya caput fibula diyoruz. Caput fibula. Aşağıya doğru indiğimiz zaman şurada yine oldukça belirgin bir çıkıntı. Malleolus lateralis'i görüyoruz. Dış malleolu görüyoruz. Dış malleolun hemen arka tarafını çevirdiğimiz zaman şurada bir belirgin bir çukur var. Bu da fossa malleoli lateralis adını alıyor. Bacak kemiklerinden tibia ve fibulanın alt kısmına birlikte baktığımız zaman burada tibiaya ait iç malleolu, burada fibulaya ait dış malleolu görüyoruz. Bu iki malleolun, bu iki kemiğin oluşturduğu çentiğin içerisine ayak iskeleti kemiklerinden talus giriyor ve bu şekilde talokrural eklem, yani ayak bileği eklemi oluşuyor. Ayak iskeletiyle devam edecek olursak, ayak iskeletinde toplam 26 adet kemiğin bulunduğunu söylemiştik. Ayak iskeleti kemikleri, tarsal bölge kemikleri 7 adet, metatarslar 5 adet ve falankslar 14 adet olmak üzere toplam 26 adet bulunuyor. Tarsal kemiklerden şurada en üstte olanın talus adını alır. Talus. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi talokrural eklemin yapısına katılan kemik. Burada eklem yapısına katılan parçaya troklea tali adı veriliyor. Şurada talusun dışa doğru uzanan bir çıkıntısı var. Processus lateralis tali adında. Talusun kaputu, kaput tali, kollumu ve korpusu burada izlenmekte. Buradaki bir diğer kemik kalkanius. Burada da kalkanius'u görüyoruz arkadaşlar. Kalkanius tarsal kemikler içerisinde yere değen kemik. Şurada tüber kalkanii adlı parçası görünmekte. Şurada. Şurada ise talusa desteklik yapan iç kısmında sustentaculum tali adlı parçasını görüyoruz. Kalkanius önde kuboid kemikli. Talus ise naviküler kemikte eklem yapıyor. Burada biraz önce talusu anlatırken söylemediğimiz bir parçayı belirtelim. Burada talusun arka kısmında processus posterior adlı bir çıkıntı bulunmakta. Bu çıkıntı bacak kaslarından musculus flexor hallucis longus kirişiyle ikiye bölünmüş durumda ve iki tüberkül bulunuyor. Bunlardan içteki tüberkülün mediale, dıştaki ise tüberkülün laterale adını alıyor. Lateral tüberkülün bir özelliği bazen tek başına ayrı bir kemik olarak gelişebiliyor. Buna os tiligonum adı veriliyor. Diğer tarsal kemiklere bakacak olursak ayak sırtından görünüşte os cuboideum, os naviculare ve 3 adet cuneiform kemik. Birinci cuneiform, ikinci cuneiform ve üçüncü cuneiform olmak üzere. Ayak tabanından bakarsak yine kalkaneus, talus, naviküler kemik, kuboid kemik ve 3 adet cuneiform kemiği burada görüyoruz. Metatarslara baktığımız zaman metatarslar her bir parmağa ait bir kemik olmak üzere toplam 5 tanedir. Görüldüğü gibi en kısası ve en kalını birinci metatars, en uzunu ise ikinci metatarstır. Birinci, ikinci, üç, dört ve beşinci metatarsları burada görüyoruz. Falankslara baktığımız zaman falanksların özelliği baş parmakta 2, diğer parmaklarda ise 3'er adet falanksın bulunması. Baş parmaktaki falankslar proksimal ve distal falanks olarak adlandırılıyor. Diğer parmaklarda ise, yalnız burada distal falankslar kopmuş olduğu için göremiyoruz, proksimal falanks, medial falanks ve distal falanks olarak değerlendiriliyor.